hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yıllar geçti aradan. Formunuzdan <laughs> hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Evet. 23 yıl önce, ben ilk soruyu sorayım. Evet. Süleyman Seba bize neler bıraktı? Bizde ne kaldı? Bunu görmeye geldik. diye bir konuşmanız var. Evet. Ne bıraktı Sayın Seba? Ve şu anda durum ne? Şimdi ben o dönemde aynı yönetimdeydim biliyorsunuz evet. ve 23 yıl önce bırakılan çok büyük bir varlık vardı. Borç yoktu. Çok ciddi alacak vardı. Fulya henüz bu hale getirilmemişti. ve Beşiktaş'ın çok önü maddi olarak çok açıktı. Ve birçok hamleler yapabilirdi. Nevzat Demir Tesisleri o zaman alınmıştı. Yani bizim son gitmemize yakın bir 44 dönüm daha almıştık ve büyümüştü. Çok önemli hamleler yapılabilirdi. Stadyumu yine aldık 49 yıllığına. O dönemde aldık biliyorsunuz. Ee, İnönü Stadyumu'nu. Bugün geldiğimiz noktada dönüp baktığınızda 23 yıldan beri aynı yönetimler birbirinin içinden sürekli çıkaraktan diyor ki ben size hesap soracağım diyor. O geliyor rapor düzenletiyor. Ondan sonra o raporlar kasalarda kayboluyor. Bir sonraki diyor ki ben hesap soracağım yine kayboluyor. Sonra aralarında anlaşmalar imzalıyorlar. Dolayısıyla burada birbirinin devamı bir düzen oluştu. Ben de diyorum ki artık bu yolun sonuna gelindi. Yani Beşiktaş'ı çok ciddi zarara soktular, çok ciddi borca soktular. Bunun dışında bir temsil problemi çıktı Beşiktaş'ta. Yani bakın taraftarlar gidiyor. Konya'da taraftarlar yere yatırılıyor. Samsun'da stadyuma sokulmuyor. Yani bir temsil yok. Bu temsil itibarla olur ancak. Yani eskiden Beşiktaş'ın bu anlamda çok ciddi bir itibarı vardı. Yöneticilerin işi, kendilerinin işi olmamalı. Beşiktaş işi olmamalı. Yani... Çok özür dilerim. Ee, kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallamayacak diye manşetiniz var. Doğru. Yani benim bulunduğum ortamda kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamaz. Buna kimse cüret edemez ya. Bırakın sallamayı. Bu bir itibar meselesidir. Yani o yüzden biz kendi fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Beşiktaş yeni bir beyaz sayfa açmak zorunda. Beşiktaş köprüden önceki son çıkışta bakın o kadar tedbirsiz, o kadar bilinçli bir şekilde üye yapımı var ki sokaktaki Beşiktaş'ın hissiyatı sandıklara bu sefer yansıması lazım. Eğer yansımazsa sandıklara Beşiktaş'ın durumu çok kritik noktalara gelir. Kişilerin elinde kalır. O kişiler kendi Şirketlerinde çalışan insanları üye yapıyorlar ve 25 milyonun üzerindeki Beşiktaşlı'nın üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki Beşiktaş'a kimse borçlu değildir. Beşiktaş kimseye borçlu değildir, herkes Beşiktaş'a borçludur. Yani Hı. buraya gelen yönetici bir anda dünyası değişiyor ve çok farklı bir noktalarda hissetmeye başlıyor kendini. Bu bir geçici görevdir, bu görevi yapacaksınız, vakti geldiğinde gideceksiniz. Giderken böyle yakıp yıkıp gitmeyeceksiniz biliyor musunuz? Ben şu anda rakibimin kim olduğunu bilmiyorum. Kim? Yani şu andaki yönetim mi? Aday mı? Ondan öncekiler mi? Yani Sizce? hepsi teker teker bir ortaya çıkıyor. Sizce? Bence hepsi. Hepsi, hepsi gelsin diyorum. misiniz Sayın Başkanım? Ee... Ben hepsi gelsin diyorum zaten. Yani hepsi gelsin. Bunu, hepsi gelsin. Diyor. Bahadır çok işlerin sorusuyla devam Ya edelim. Bunu söylemenizin altında bir neden yatıyor. Yani... Neden böyle bir matruşka benzetmesi oldu? Şimdi bakın, şöyle. Ben Beşiktaş'ın bir buçuk yıldan beri çok sıkıntılı olduğunu anlatıyorum. Ben eski bir sporcuyum. İlk maaşımı bu kulüpten aldım. Bu kulübü çok iyi tanıyorum. İkinci başkanlık yaptım. Meselelerini iyi biliyorum. Ve çok ciddi takip ettim. 22 Ağustos'ta ben derhal olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekir dedim. Bir tweet attım. Çünkü basın sansürü uyguluyor bana. Çok net. Kimde yani, uyguluyor efendim? Hepsi uyguluyor. Çok net bir şekilde. Bakın ben adaylığım netleşip ortaya çıkıp konuşana kadar dijital medya dahil isim bile geçirmedi biliyor musunuz? Divan kurulunda gidip konuşuyorum. Bir satır geçmiyor. Şimdi demokratik ülkelerde, demokratik toplumlarda, sivil toplum örgütlerinde böyle şey olmaz. Hele spor kulüplerinde hiç olmaz. Yani siz... Eğer kulübünüzü rencide edecek bir şey söylemiyorsanız, konuştuğunuz şeyler kulübünüzün lehine ve o resmin içinde gayet net bir şekilde kulübünüzün analizini yapıyorsanız, bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda medya. Medya birinin adamı olmak zorunda değil. Süleyman Seba ne diyordu? Kimsenin adamı olmayın diyor. Yani biz bakıyoruz şimdi. Medya hiçbir şekilde merhaba diyemiyorlar biliyor musunuz? 50 bir noktaya gelene kadar ben lansman yapana kadar merhaba diyemiyordu birçok arkadaş. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar iyi şeyler değil. Bizler sivil toplum örgütleri Türkiye için çok önemli örgütlerdir. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi. Milli bir kurumdur Beşiktaş. Beşiktaş Türkiye için çok kıymetlidir. Bu Cumhuriyet'in kuruluşunda Beşiktaş'ın çok önemli etkisi vardır. Evet. Kendi sporcularını kaybederek bu armayı elde etmiştir. Şehit ederek. Benim gördüğüm kadarıyla bu sürekli yapılanmanın nedeni de şu. Raporlar sürekli kasalara kondu. Çünkü hep beraberdiler. Peki denetleme yok mu başka? Denetleme, bu şimdiki denetleme kurulu seçilene kadar denetleme kurulunun bir hürriyeti yoktu. Şimdi de ilk defa bir denetleme kurulu iktidarın aksine Oylarıyla geldi ve seçildi. Fakat istedikleri evrakları alamıyorlar. Çok ilginç. O kasalarda Oyuncu... evraklar ne oluyor? Çürüyor mu efendim? Hayır efendim vermiyorlar. Vermiyorlar. Mali kongreden 15 gün önce tüm bilgiler verilmesi lazım. Halen verilmedi. Bana üye listeleri verilmiyor. Ben seçime gideceğim. Bir hafta kaldı. Üye listesi yok bende. Yani sürekli ben bir proje açıklıyorum. Şu andaki yönetim internet sitesinden beni yalanlamaya çalışıyor. Karşılığı yok bunların yani. Siz seçilirseniz ben denetimi açayım diyorsunuz o zaman. Denetimi aç Her şey tertemiz olmak zorunda. Bakın. O kasalara er... bakacak er... mısınız? Ercan Bey, bu tip camialarda denetim kurulu her şeyi bilmek zorundadır. Her şeyi bilmek zorundadır. Bir başkan ben KPMG'ye rapor yazdırdım kasamda saklıyor diyemez. Bakın iki önceki başkanla İbra Anlaşması yapıyorlar. Şimdiki başkan. Denetim kurulunda bunun kontratının, anlaşmanın metni yok biliyor musunuz? Kopyası yok. Benim kasamda diyor. Böyle bir şey yapamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Yani dolayısıyla burada çok ters giden şeyler var. Bu kadar isyan ve bir araya gelmenin altında önemli şeyler var. Bugüne kadar Ernst Young raporunu duyan oldu mu? Hayır. APMG raporunun içeriğini biliyor musunuz? İstedikleri maddeyi çıkartıyorlar, kamuoyuna servis ediyorlar. Kendi medyaları aracılıyor. Halbuki o rapor kocaman bir rapor. O raporun içinde hepsi var biliyor musunuz? Ama işte yayınlanmıyor. Ne Çünkü olabilir? beraberdiler. Yani beraberdiler, hepsi var. Büyük laf söylememek lazım. Büyük laf söylememek lazım. Kuralları incelemek lazım. Ben, ben müsaade, ya sen, müsaadenizle bir tabii. hemen bu konuyla ilgili. Şimdi siz alay oldunuz ama mali tabloyu biliyor musunuz? Mali tabloyu ben çok yakından biliyorum. Bakın. Bakın hayır mı? Ha, şimdi her şeyi saklıyorlar dedi. Mali ya, tabloyu ne yaptılar ya. biliyor musunuz siz? Mali tablo ile ilgili bazı gazetecilere dediler ki yazın dediler. Kimse aday çıkmasın. Kongre'nin ertesi günü 25 milyon euro ödeme var dediler. Evet. Tablolara baktık böyle bir şey yok. Neticede ben dedim ki böyle bir şey yok. Mahsus alga operasyonu yapıyorlar dedim. İtiraz ettiler. Geçen hafta kulüp başkanı kendi açıklama yaptı. Bizim böyle bir sorunumuz yok diye. TÜPRAŞ kontratları kırıldı. Ben çıktım dedim Stadium ki hadi. tabii 3 senelik anlaşma. Ya kongreye 2 ay var. Yeni gelen yönetimin tasarrufunda olması lazım. Bu tip kontratlar değil mi? Bir kere etik olarak en fazla bir yıllığını kırdırabildin. Hadi. Değil mi? 3 evet. yıllık kırdırılmış. Yapamazsın böyle bir şey ya. Ben bunu söyledim. Medyada çıktı yok. Kimse bir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Belli başlı meşhur gazeteciler var. 20 seneden beri Beşiktaş'ın canını okuyan. Belli, onun ismini benim camiam biliyor onları. Sürekli yalan haberler yapıyorlar. İhtarname yolluyorum. Dinlemiyorlar. Korkmuyorlar. Çünkü alışmışlar. Ama Türkiye'de hukuk çok güçlü. Yalan haber yapan, iftira atanlar hesabını verecektir. Yasir? Şöyle bir şey var. 21 yıldır Neredeydi, neredeydi diyorlar sizin için. Ee, Hasan Arat 21 yıldır neredeydi, niye? Siz benim şeyi gördünüz mü? Ben şöyle bir işaret yaptım. Hani benim sloganlarımda ve kampanyamda var. Bu yol Beşiktaşlar evet. yolu dediğimde böyle bir işaret evet. yaptım. Şimdi salona girdim o gün. Ee, divan toplantısı var. Şimdi Ercan Bey beni çok eski tanır. Sporculuğumu bilir. Ben salona girdim dedim ki ya benim burada müzede dedim formam var. Şimdi bunlar bana neredesin diye soruyorlar. Konuşurken kürsüde aklıma geldi. Dedim oradaki müzede benim ay, ay, yıldızlı formam duruyor dedim. Bu, bu şekilde kaldı. Arkadaşlardan birisi resmi çekmiş, onu kampanya resmi olarak kullanıyorlar. Şimdi bakın, Beşiktaş'ı iyi bilmek lazım. Beşiktaş'ı iyi tanımak lazım. Beşiktaş'ı bilmeden bu tip eleştiriler yaptığınız zaman komik duruma düşersiniz. Basketbolcu olmuşum. İkinci başkanlık yapmışım. Divan kurulu üyesiyim. Ben genel kurullara gelmişim. Divan kurulu toplantılarına gelmişim. Ve 2011'de milli bir görev almışım. Milli Olimpiyat Komitesi'ni temsilen ülkemi temsil etmişim. Bayrağı bana teslim etmişler. Demişler ki bu vatanın iki yıllık temsili olimpiyatlarda sende. Siz ne yaparsınız bir bu ülkenin evladı olarak? İlk önce şu olur değil mi? Ay yıldız olur. Ben iki yıl tüm dünyayı dolaşmışım ülkem adına. O anda Beşiktaş'ta seçim olmuş. Bana demişler girer misin? İlk önce al ay yıldız demişim ben. O zaman başka arkadaşım girdi. Onu gayet güzel seçim oldu. Sonuçta 2013'ün Eylül ayında Buenos Aires'te Türkiye İstanbul Tokyo ile finale kadar geldi. Şimdi bu bir hizmet değil mi? Bu hizmet bir milli doğru. hizmet değil doğru. mi? Ha? Çok gurur duymadık mı Türkiye'yi tanıtırken, İstanbul'u tanıtır yani, Olimpiyatlarda ve benim bu görevim dünyadaki bütün diğer kuruluşta da, devam ederken ben Beşiktaş'ta hiç ilişkimi kesmedim ki. Ya her dakika aday olmak zorunda değilsiniz ki. Yani bu ne demek? Siz neredesiniz ne demek? Bir yerde olmak için aday olmak mı gerekir? Ya o sevginizi sizin içinizden alabilirler mi? Bakın sponsor olduk biz. Network olarak. Tweetlerden sildirdiler bizi. Hasan Arat'ın ismi duyulmasın diye. Çok enteresan değil mi ya? Dünyanın neresinde sponsor tweet'i sildirilir? Bunlar geldi geçti. Ben önüme bakıyorum. Ben önüme bakıyorum. Önüme baktığım zaman arkadaşlarımla biz bir buçuk seneden beri çalışıyoruz. Bir buçuk sene. Bir buçuk seneden beri. Ve bu bir buçuk senede biz hiçbir zaman kulübümüzü rencide edecek bir şey yapmadık. Ama ben emaneti almaya geliyoruz dedim. Bunda ısrarlıyım. Emaneti almaya geliyoruz dedim. İlkelerimize döneceğiz. Fabrika ayarlarına döneceğiz. Beşiktaş geleneklerine dönecek. Öyle yetiştirdiği oyunları bedava parasına satmayacak. Bakın Serdar gitti. Oyuncuları diyorsunuz değil mi? Evet. Serdar, Nedir bu fabrika ayarları? Yani Serdar gitti, Emirhan gitti. Rıdvan gitti 10 milyon euroya değil mi? Hı hı. Bugün Serdar'ın Braga'da çıkış fiyatı kaç para? 40 milyon euro bir senede. Sizin bu üçünün yerini aldığınız bir oyuncu var. 90 dakika oynamada 10 milyon euro. Bir sürü şey yanlış. Şimdi bakıyorum. Öyle bir şey var ki. Benle yarışa giren arkadaş yönetimle ilgili hiçbir şey söylemiyor ya. Sürekli bana söylüyor. Niye yarışa girdin o zaman? Yani bu yönetim eğer çok iyiyse... Bu yönetimle ilgili bir şey söylemen lazım. Hiçbir şey söylenmiyor. Sürekli ben ne diyorsam onun üzerine. Şöyle bir şeyiniz de var. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diyorsunuz. Evet. Onu biraz açmanızı rica edebilir miyim? Bugün mi? biraz açtık onu. Fark etmediniz mi? Açtım da biraz <laughs> daha açmanızı rica ediyorum. Şu sizi korkutuyor mu? Onu söyleyelim. Hani dediğiniz gibi çok fazla üye yapıldı. Çeşitli başkanlar döneminde ve şimdi bu blok oylara güvenen bir kesim var. Gerçekçi olmak lazım Şimdi siz benim gözümde hiç korku görüyor musunuz? Yok tabii ha? ki. Şimdi dönemde. bakın. Liderler ortaya çıkarlar, bir mesele için mücadeleye girerler, korkmazlar. O mücadeleye girerken de hiç bakmaz sağına soluna önüne bakar, hedefe bakar. Biz hedefe kilitlenmiş durumdayız. Nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Ben 12-13 bin üzerinde katılım bekliyorum. Niye bilmiyorsunuz? 21 bin 500 üye oy kullanabilecek. Bunun genelde istatistiklere baktığınız zaman %60'ı oy kullanıyor. Bugüne kadar hep o istatistiklerde gitmişler ama arkadaşlar bunu önemsetmemeye çalışıyorlar. Yani 7-8 binlerde kalsın diyorlar. Buradan ben bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum. Gelin o sandıkları patlatın. Yani kimsenin adamı da olmayın. Niye biliyor musunuz? Derneklere diyorlar ki onların oyu bizde tamam diyorlar. Biz hallettik bu işi diyorlar. Derneklerdeki üyeler o kadar kızgın ki kendi oylarının bu şekilde pazarlandığına Bakın ben Türkiye'de birçok yeri dolaştım. Almanya'ya gittim. Almanya'da, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre'den üyeler geldi. Çok kızgınlar. Bizim oylarımızı bu şekilde pazarlayamazlar diyorlar. O yüzden herkesin gelip oy kullanması lazım. Herkesin evinden çıkıp gelmesi lazım. O gün hava da çok iyi. Baktık havaya. <laughs> hava gayet iyi. Gelin oy kullanın. Kimseye bu fırsatı vermeyin. Bakın burada sahte oylar kullanıldı benim seçimimde zamanında. 13 yaşındaki çocuğa oy kullandırdılar. 2002'de sanırım 2002'de. sabaha kadar süren Hepsi yakalandı. Seçim. Sabah 5'te seçim bitti. Bakın. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi akşam 9'da bitiyor. Bizim 7 bin kişilik seçim evet. sabah 5'te bitti. Evet. Çok olaylıydı Her yani. şey yakalandı. O zaman tabii böyle sosyal medya yoktu. Ee, müdahale Bakın. edilemedi. Şimdi ne oluyor? Bana sansür mü uyguluyorsunuz? Benim Twitter'ım var. Ben kendi taraftarımla kongre üyemle. Anında haberleşebiliyorum. Gazeteciler yalan mı yazdı? Anında diyorum ki bu haber yalan. Çok net. Yani çünkü diyorlar ki sosyal medyadan başkan seçmeyin diyorlar. Ya öyle bir açıklaması sosyal... Ne demek sosyal? Beni kastediyor. Biliyor, biliyorum net, Sizce so ne demek? Sayın yani medyanın anlaşımı... söylediğini seçin, sosyal medyadan söyleneni seçmeyin diyor. Ya artık bu dünyada. Bu dünyada, bu teknolojide sosyal medyayı siz yok sayabilir misiniz? Sizin hayatınızda nasıl bir yer ediniyor? Bizim bakın 17 Kasım'daki lansmanımızda 300 bin kişi YouTube'dan bizi izledi. Televizyonlar naklen verdi. Twitch, Twitter, Instagram'dan canlı yayınlar yapıldı. Biz daha yönetime gelmeden iletişimin nasıl olacağını gösterdik. Milyonlarca insan izledi biliyor musunuz? İnanılmaz rakamlar geldi. Bu tabi Beşiktaş'ın büyüklüğünden geliyor. Beşiktaş müthiş bir marka. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Sabah, dün sabah Konya'da 8 yaşında bir çocuk geldi. Size sarılabilir miyim dedi Beşiktaş forması. Sarıldı. Nereden tanıyorsun dedim beni. Ben babamdan öğrendim dedi. Siz Twitter'dan sizi takip ediyorum dedi. Şaşırdım. Arkadaşlarını çağırdı, 10 tane çocuk geldi, onlara atkı verdik. Yeni Beşiktaşlar yaratıyoruz şimdi bu seyahatler sayesinde. Şimdi bu artık bundan sonra böyle, bunu herkesin kabul etmesi lazım. Bakın ben eğer buraya gelirken deseydim chat GPT'ye Ercan Beylerle program yapacağım, bana bir şey yazın deseydim, 2 saniyede yazıyor biliyor musunuz? Chat GPT, 2 saniyede konuşma yazıyor. Artık bunları kabul etmek zorundasınız. Ben dij, dijital app diyorum. Onlar PlayStation zannet. Gerçekçi değil onlar. Yani, ya anlamıyorlar ki. Bakın, siz hanginiz bankaya gidiyorsunuz artık? Hiçbirimiz gitmiyor. Dijital bankacılık başladı artık. Evet. Yani bunun bunun farkında değiller. O dünyada değiller. Çünkü kendi dünyalarında, derneklerin o kadar oyu var. Bunun bu kadar oyu var. Kongreye arka kapıdan şunu sokalım. Kongrelere sahte belgelerle adam sokuyorlar biliyor musunuz? Kendilerini el kaldırsınlar. Siz nasıl tedbir alacaksınız Sayın Başkan? Şimdi buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Savcılığına müracatta bulunuyoruz. Sahte belgenin hapis cezası var. Yapanın da kullananın da. Eğer birisi gelsin sahte belgeyle oy kullansın, bütün önlemleri alıyoruz. Sahte belge derken kimlik diyor. Resmini yiyoruz. koyuyor, farklı kimlikle içeriye giriyor, sahte oy Sahte kimlik kullandı. kullanımı Sahte kimlik, suç. suç. Ne kulüptekiler buna cesaret etsin, ne oradakiler, ne başkaları. Polis bizzat takip edecek bu işi. Biz de takip etmeyeceğiz. Yani bu kadar bu iş ciddi. Bakın, arka kapılardan adam sokmaya çalışıyorlar. Akatlara 14 bin kişi sokmaya çalışıyorlar. Yani akatlar bu kapasiteyi kaldıramaz artık. Daha büyük bir yerde yapılması lazım Beşiktaş Kongresi. 20, 23 yıl bu yüzden bitmesi lazım dediğim şey bu. O, o düzen İçinden oyuncak çıkan düzen var ya bütün bu tekniği çok iyi biliyor. Kongrelerde ne numara yapılacağını iyi biliyor. O yüzden bu son şans Beşiktaşlılar için. Beşiktaşlılar gelsin sahip çıksın. Bu benim meselem değil sadece. Gelsinler sahip çıksınlar. Bahadir Sayın. Sayın başkan. başkan şimdi tabii sportif başarı günümüzde çok önemli. Özellikle taraftarlar bununla yatıp kalkıyor, üzülüyor, seviliyor ve bu senede bu sezonda geçtiğimiz sezon gibi pek parlak geçmiyor Beşiktaş adına projelerimiz e, dinlemek isteriz. Futbolla ilgili planlarınız hazır mı? Onları da e, burada televizyonumuz aracılığıyla e, beş yaşlara duyuralım. Bahadır Bey çok hazırız. Yani bazı arkadaşlar hazırlığı selfie ile karıştırıyor ama biz çok hazırız. Yani bakın ben yurt dışında yaptırdığım Beşiktaş SWOT analizi bütün oyuncular, sakatlıkları, değerleri, yerlerine kim gelecek, kim gidecek. Bakın bütün taraftar durumu ne diyorlar biliyor musunuz? Beşiktaş mücadeleci takım kurmalı diyorlar. Eksik yerler belirlendi. Bakın. Bakın. Bütün her şeyin çalışmasını ben bitirdim. Tamamı bitti. Yerli yabancı bakın. Hem iki, iki taraftan da çalışma yaptırıyorum. Hem kendi ekibimiz var şu anda. Hı hı. Beşiktaşlar yönetecek dedik ya. Evet. Bugün açıkladık ya bir yönetim evet. kurulu Feyyaz, Feyyaz, Feyyaz Uçar. Evet. Yani şimdi o konuya dönelim. Bakın. Feyyaz Uçar'ı açıklamak Türkiye'de çok kıymetli bir harekettir. Nasıl bir görev vereceksiniz? Yönetim kurulu üyesi. Neden sorumlu? Neden yani futboldan sorumlu? Ümraniye. şimdi futbol Ümraniye'den ibaret değil. Futbol çok büyük bir şey. Yurt içi, yurt dışı. Salı günü yanında bir arkadaşı daha açıklanacak. Alacağı görev. Onun da tanıtımını yaptık. Şimdi dört Bakım arkadaşı mı? Bilemiyorum. Onu <laughs> salı günü görelim ona. Şimdi dört şampiyonluğu var. 320 maçı var. 170 golü var. Beşiktaş'ın en büyük kralı. Gol kralı. Eğitimine bakın. Üç tane lisan diyor. Evet. Biz ne diyoruz? Bayan Münih modeli diyorduk değil mi? Şimdi Beşiktaş'ta bunun ilk adımını kim attı? Ben attım. İlk bunu ben seslendirdim. Bayern Münih modelini, işte Rumeligi, Ihonesi. Bakınız artık böyle olması lazım. Beşiktaş'ın son en iyi eğitimli futbolcuları bunlar. Metin Ali Feyyaz. Yani bundan sonra o eğitimde çok fazla oyuncu çıkmadı. Ve onların tam en olgun dönemlerinde kulübe entegre etmek lazım. Biz hepsiyle çalışmak istedik. Feyyaz Bey en uygun olanı oldu. Kabul etti. Bu çok önemli olay Beşiktaş beş. Çok kıymetli bir olay. Bakın yönetim kurulu üyesi diyorum. Yani bunu Zekeriya abi yaptı bir kere. Evet. Süleyman abi yaptı. Yani şimdi de Feyyaz. 23 yıl sonra. Çok kıymetli. Ben de spordan gelmeyeyim. Yanında çalışacak arkadaşı da futboldan gelme. Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek diyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu insanlar Beşiktaş kültürünü çok iyi biliyorlar. Gelen bize bütün raporlarda, yabancı raporların tamamında Beşiktaş kültüründen bahsediliyor. Beşiktaş tribünlerinden bahsediliyor. Seyircisinden bahsediliyor. Diyor ki Beşiktaş seyircisi olmadan bir bütünlük sağlayamıyor. O yüzden diyoruz ki stattaki ses düzenini ona göre ayarlayacağız. Çatıyı ona göre ayarlayacağız. Kapalıyı geri getireceğiz dediniz. Kapalı tribündür biz taraftarı. ilk, Hayır şöyle. İlk önce biz neyi yapacağız biliyor musunuz? Açık Yeni açığın tribününü aynı Dortmund'daki gibi... Sarı duvar. Sarı Öyle duvarı deniyor, black duvar haline, siyah duvar haline getireceğiz. Yani birinci hemen yapabileceğimiz Hı. iş o. Diğer taraftaki işi mimarla konuşacağız. O ikinci kademede ama kısa e, projemiz hemen yeni açığı o şekilde yapmak. Çatıyı değiştirmek. Mimar çat Bey... E, Çatı ile ilgili problemler olacağını söyledi mi? Şimdi Yoksa mima, o bir... Mimar Bey yine meşhur gazetede çıkarttılar, konuşturdular ama Mimar Bey bana farklı konuşuyor. Mimar Bey de çatı yapılamaz demedi. Çatının maliyetini söyledi. Çatının maliyeti Mimar Bey'in işi değil. O bizim işimiz. Biz yaparız onu. Ondan yani, izinsiz bir yapılamıyor müdahale ama. de bulunamıyor. Hayır yani işte. efendim o da yanlış. Bu stadın alımında ben varım. İlk stad projesini de ben yaptım arkadaşlarımla Çağlayan Bey'le. Anıtlar Kurulu meselesi eski açıktadır. Yeni açıkta Anıtlar Kurulu'yla ilgili bir şey yoktur. O bölüm belediyeden özellikle anlaşma yapılarak şey yapılmıştır. Anıtlar Kurulu'yla hiçbir alakası yoktur yeni O açın. Onunla ilgili değil başkanım. Yani bir yapı varsa, bir eser varsa o e, sahibinden izin almadan yani... Ya müellifinden, çeşen... mimarından. Evet, evet mimarından ya, izin mi, almadan. Mi, mimarın işi bizim gibi büyük camialarla anlaşmak olur. Bize tabii rağmen tabii. bir iş yapamazlar. Yani bu çok açık söylüyorum. Biz geliriz, mimarla anlaşırız. Bu sizin gücünüzle alakalı bir şey. Yani böyle bir camianın karşısında mı duracak bir mimar? Tabii. Ki. Mimarın seçime alet olmaması lazım. Bu kritiktir. Yani belli gazetelerde çıkıp bununla ilgili beyan şu anda verilmez. Biz dersimizi çalıştık. Hep onu söylüyorum. Bazı arkadaşlar dersini çalışmadan kopya çekiyor. Biz dersimizi çalıştık. Bana sorulan her türlü cevabı, sorunun cevabını ben bütün Türkiye'de veriyorum. Belli gazeteler dediniz. E, ne istiyorlar sizden belli gazeteler ya da televizyonlar? Ben onu açıklamanızı rica edeceğim. Şöyle bir şey var. Belli belli mecralar tekrar Beşiktaş'a dönüp yönetici olmak istiyor. O yüzden kendi mecralarını kullanıyorlar. Çok net bir şekilde. Bakın Türkiye'de insanlar bazı şeyleri konuşmuyor. Açık açık konuşacaksınız. Benim kimseden korkum yok. Benim devletle işim yok. Beşiktaş'la başkanlık yapacak adamın devletle işi olmaz. Özgür olmak zorunda. Peki Sayın Demirören mi? Gayet net. Onların basını yapıyor. Yani neticede dönün bakın arkadaşları mesaj atıyor birbirine. Bir buçuk yıl sonra YD gelecek diye. Bütün sistemi onun üzerine. Kendi arkadaşları kapı kapı dolaşıyor. Adayları çağırıyorlar ofislerine. Sen in, sen çık. Ya adaylar ondan icazet alır mı? Böyle bir Türkiye var mı? Böyle bir Beşiktaş var mı? Yani icazet aldığınız kişiye bakın ya. Beşiktaş'ı ne hale getirmişler? Fulya'daki zarar kaç para dedi şimdiki başkan? 95 milyon dolar dedi. O kişiyle yaptığı anlaşma nerede? Kasasında. Niye anlaşma yaptı? Enteresan bir kasaymış bu yani. Ya, kasayla ya, açtım, kasayla ya kasayla ya neden Hı. işte... Hepsinin birleştiğini görüyor musunuz şimdi? Siz Çok enteresan. Siz gelirseniz o kasa açılıp davalar, dava süreçleri. Hayır efendim, ben gelirsem denetleme kurulu her türlü belgeyi alır. Onlar ne tespit ederse hukuk kuruluyla görüşürler. Sonra genel kurula getirir, anlatırlar. Bu sistem böyle işler. Yani sistemi siz kendiniz de değiştiremezsiniz. Neyse sistem şeffaflık neyse ona göre yaparsın. Ben şunu söylüyorum. Beşiktaş'ta seçimler güzel şeyler. Seçimler projelerin tartışıldığı meselelerdir. Ve seçimlerde bizim yapmamız gereken şey projelerin konuşulmasıdır. Biz bir proje açıklıyoruz. Arkadaşlar da aynı gece çıkıyor diyor ki bu projeler olmaz diyor. arkadaş bir dakika bekleyin diyor. Siz de iyi bir proje yapın. Yani Türkiye'de projelere olmaz demek hep reaksiyon doğurur. Siz eğer benim projeme inanmıyorsanız daha iyisini gösterin öyle değil mi? İnanmayabilirsiniz. Ben yapacağım diyorum. Ben çok iyi çalıştım diyorum. Arkadaşlarımla çok iyi çalıştım. Bakın yönetim kurulunu biz açıkladık. Bugüne kadar siz böyle bir şey duydunuz mu? Doktor Cüneyt Sezgin, Garanti Bankası yönetim kurulu üyesi, Kabataş mezunu, divan kurulu üyesi, devlet bursuyla Amerika'da eğitim görmüş, doktora yapmış, Türkiye'nin çok değerli bir evladı. Buna sevinmeniz gerekmez mi? Kaliteye bakın. Ben diyorum ki milyar dolarlık şirketleri yöneten arkadaşlar, Beşiktaş'ta arkadaşlar yönetimde olacak. Feyyaz Uçar'ın CV'sine bakın. Türkiye'de kaç tane futbolcu da var? Kaç tane spor adamında var? Değerli insanları bir araya getireceğiz. Gelen insanları yıpratmayacağız. Aday olanları da yıpratmayacağız. bakır bir ses söylemedim. Söylemeyeceğim de. Ne söylediysem zamanında iyilik üzerine bütün sözleri aynen bugün tekrar ederim. Bir matruşka bayağı gündeme ben, ma ben matruşka demiyorum. Kendisi onun içine girmesin diyorum. O gündeme geldi. Bakın. Kendisi o sistemin içine girmesin diyorum. Ben ona öyle bir şey demedim. Kendisi girmesin. Aman hala diyorum. Çünkü dışarıdan yapılan şeyleri görüyorum. Ercan Bey artık o kadar tecrübemiz var. O kadar konuşulan her şeyi görüyoruz yapılanları görüyoruz, toplantıları biliyoruz. Daha önceki as başkan niye aday olamadı? Niye? İcazet beklediler, kenara çekil dediler ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Herkes özgürdür. 18 yaşını doldurduysan, 5 yıllık üyeysen aday olabilirsin. Niye birini bekliyorsun? Neden birilerini beklediler? İlk önce Divan Kurulu Başkanı aday olmayacağını söyledi. Evet. Divan kurulu başkanının zaten divanı idare etmesi gerekir. Ondan sonra başkan derbi maçını bekledi. Bir şey olur belki aday olurum diye. Aday olmayacağım dedi. Daha sonra as başkan çıkamadı. Siz sen otur dediler. Kim dedi? Yine o plazadaki arkadaşlar dedi. Çıkacağım. Çağırdılar tek tek. Olamam İnanın ya. böyle. İnanın böyle biliyor musunuz? Şaşırırsınız. Çok şaşırırsınız. Bu acıdır. Beşiktaş Beşiktaş bu duruma düşmüştür ya. Ya ellerini çeksinler artık. Seçimi yönetecek divan başkanı ismi üzerine uzlaştınız mı? O konuda divan başkanımız bir toplantı yapacak. Toplantıda kendi iş yeri adresini söyledi. Ben kabul etmedim. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Beşiktaş adaylarını Beşiktaş kurumlarının içerisinde kabul eder. Kendisinden rica ettim. Toplantıya katılacağımı söyledim ama Beşiktaş kurumları bünyesinde katılırım dedim orada her iki tarafta divan başkanlığı konusunda uzlaşabilir. Yani bizim çok kıymetli arkadaşlarımız var. Yani orada bir çekişme olsun istemiyorum. Hepimizin mutabık kalabileceği isimler var. Son divan son tüzük kongresinde çok başarılı bir avukat Ahmet Akpınar'ımız var. Disiplin Kurulu Başkanı. Serdar Bey'in de onu iyi tanıdığını düşünüyorum. O tip herkesin mutabık olabileceği, bağımsız bir aday olması lazım. Evet. Ee, ve o kişinin kongreyi çok iyi idare etmesi lazım. Çünkü Beşiktaş'ın bu kongresi kalabalık olacak. Çok dikkat etmek lazım her açıdan. Yine uzun süreceğe benziyor. Yani nasıl çekişimini... uzun sürebilir. Emniyetin çok dikkatli olması lazım. Açık söylüyorum bakın. Yani Peki... em, emniyetin bütün önlemleri alması lazım. Çünkü e, gelişmelere baktığınız zaman neden böyle bir şey yaptıklarını akıl ermiyor? Yani sert bir kongre yani. mi bekliyorsunuz? Emniyetin şey, önlemleri ee, alması, alması lazım. Evet, Sen çünkü bakın etiyorsun? Ercan Bey, bizim bazı evet. toplantılarımızın videolarını izleyin, e, salona kimler geldiğini, nasıl geldiğini görün. Bir dönün, izleyin divan toplantılarının e, şeylerini, genel kurulların, nasıl, ne insanların girip ön sıralara oturduğunu görün. Başka türlü yaka kartlarıydı. Emniyet buna önlem almak zorunda. Almazsanız orada sıkıntı çıkar, açık söylüyorum. Bu arada hiçbir şeyin Beşiktaş oy sahibinin kendi inisiyatifi dışında bu seçimde oy kullan kullanacağını zannetmiyorum. Bu seçimde herkes her şeyi dinledi çünkü her ne kadar sansür olduysa da biz gittiğimiz her yerden toplantılardan mutlaka videolar yayınladık. Herkesi bilinçlendirdik. Herkes neler olup bittiğinin farkında, gerçekten farkında. Sayın Arat şimdi taraftar da merak ediyor. Mesajlar geldi ona bak. Su baksın. içebilirim değil mi? Hı -hı. buyurunuz efendim. Buyurun. Ben de içeyim sizle beraber suyu. Ben ilk defa canlı yayına çıktığım için uzun zamandan beri <laughs> lütfen baya yani, çok sayın e, konuşma fırsatımız e, oldu yani. Şu var. Beşiktaş transfer yapacağım diyorsunuz. Dünya yıldızlarıyla görüşeceğim. Evet. Görüştüm diyorsunuz. Evet. Ben de soruya şuradan gideceğim. Müsaade ederseniz. Beşiktaş'ın oyuncuları sözleşmeli. Yabancı oyuncuları. Bu oyuncuların bir çoğuyla sözleşmeler devam ediyor. Onların gitmesi lazım. Ki siz transfer devre arasında özellikle yapabilmeniz için. Bu da bir maliyet demek. Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para demek. Evet. Ercan Bey, Beşiktaş'ın bu sene kaç paralık transfer yaptığını biliyor musunuz? 61 milyon evet. euroya yakın transfer yaptı. Yani Hani ekonomistim dediler ya. Evet. Yani biz çok iyi ekonomi uyguladık dediler ya. Sonuç iyi değil. 61 milyon euro. Ve Siz şimdi değil. devre arasında dünya yıldızı getireceğim. Diyorsun. Şimdi bakın bizim şöyle problemimiz. Birincisi bütün kontratlar burada. Hepsinin tarihi, fiyatı, her şey elimizde. Her şeyi biliyoruz. Bir kere hiç kimse endişe etmesin. Hangi bölgelere ne ihtiyacımız olduğu, sakatlara kadar her şeyi biliyoruz. Tüm detaylarımız var. Üstelik bunu antrenörümüzle henüz istişareyi farklı bir şekilde yaptık. Biz öyle kulübe gidip antrenörle oturmadık. Neden biliyor musunuz? Şu anda kulübün başkanı var ya. Başkan istifa etmedi. Başkan istifa etmek istemiyor zaten. Normalde böyle bir şey olmaz biliyorsunuz. Olağanüstü kongrelerde başkanlar istifa ederler ve süratli kongre olur. 30 günde kongre olur. Burada ne oldu? 60 günlük gün verdiler. Dedik ki bizim 9 tane maçımız var. Çok büyük zarara uğrayacağız. Avrupa kupalarından eleneceğiz. Doğru okudum onu da. Onu dedim bir an önce kongre tarihini değiştirin. 3 aralığa öyle alındı. Ve antrenör de fazla dayanamadı zaten. Çünkü yanlış bir karardı. Rıza Hoca'nın 6 Ekim'de görevi gelmesi gerekiyordu. Siz Rıza Çalınbay'la devam ediyor musunuz? Rıza Çalınbay'la tabii ki devam edeceğiz. Niye etmeyelim? Yani daha iyisi şu anda kim var? Yani sezon daha sonuna iyisi. kadar mı yoksa sezon... daha uzun bir... Hayır efendim sezon, sezon sonuna kadar devam ederiz. Her türlü desteği veririz. Beşiktaş için ben varım dedi ya. Geciktiler almakta. Bakın neler kaybettiğimize bakın. Zorca ile tabii ki devam edeceğiz. Bundan daha iyi bir alternatif olabilir mi? Beşiktaş'ı şu anda bir yabancının hemen tanıma şansı yok. Oturacağız, ihtiyaç olan oyuncuları biliyoruz. Kendisiyle de oturacağız, konuşacağız. Karşısında yapabileceğimiz işleri de biliyoruz. İlk önce hemen ikinci devreyi çözebilecek bir formül arıyoruz. Çünkü Avrupa Şampiyonlar Ligi, Asya Şampiyonlar Ligi'nin oyuncu listeleri aşağı yukarı herhalde aralığın sonuna doğru netleşecek. Aralığın sonuna doğru netleşecek ve hemen o arada 11 Ocağı kadar olan zamanda o oyuncu transferlerini yapabiliyorsunuz. Biz orada muhtemel oyuncuları belirledik. Üç tane stratejik kulüple. Bu üç stratejik kulübün ikisiyle şu anda görüştük. Üçüncüsüyle yarın görüşeceğiz. Bütün oyuncu alternatifleri de çıktı. Biz her türlü riski alacağız. Çünkü futbolda eğer başarılı olamazsanız geleceğin gelecek planları yapma şansınız yok. Bütün buna bu çerçevede biz o oyuncu takviyelerini yapacağız. Rıza Can'ın da kafası rahatlayacak. O zaman gelecek seneyi rahat planlayabileceğiz. UEFA kriterlerini nasıl uyduracaksınız bunu? Sonuçta bir harcama limitleri de var. Harcama orada. limitleri var. Bunların Hı. bir kısmı kiralık olacak. Yani bu, bunun finansmanlarını çalıştık. Yani gayet rahat bunu yapabilecek durumdayız. Elimizden çıkartmamız gereken oyuncu varsa onu da çıkartacağız yani. Bunda, bu konuda çok cesur davranacağız. Hı. Bugünkü maçı izleyip sözleşme askıya alabilir misiniz mesela? Her türlü alternatifi, çok iyi bir hukuk ekibimiz var. Her türlü alternatifi kullanacağız. Hiç bundan sakınmayacağız. Bakın bu işte cesur olmak zorundasınız. Bekleyip bir gol olsun şu netice alalım diye bekleyemezsiniz. Çok cesur olmak zorundasınız. Bugünkü zorundasın. maçı izledikten sonra üzüldünüz mü? Çünkü 5 yaş gerçek 5 yaş gibi değildi. Şöyle, şöyle. Düşünüyorum Beşiktaş'ta moral bozukluğu var, Ümraniye'de moral bozukluğu var. Bunu toparlamamız lazım. Rıza Hoca'ya hemen çok büyük destek yapmak lazım. Oyunculara destek yapmak lazım. Bakın sporcularda moral düştüğü zaman toparlanması öyle kolay olmaz. Ama sporcularda iniş çıkış yaşanır. Yeni bir yönetim yeni moral demektir. Bakın yeni antrenör geldiğinde de hep böyle bir zıplama olur biliyorsunuz. Biz bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü o, o psikolojiyi anlıyoruz. Afrika Kupası bir handikaptır. Onu kabul edelim. Yani Afrika Kupası bir çok oyuncu gidecek. Tabii. Yani o bir handikaptır. O iyi bir planlama değildir. Ayrıca şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta artık bundan sonra sportif direktörlerin, antrenörlerin kendi başına transfer yapma dönemi bitecek. Nasıl yapacaksınız? Bu, kulüp politikası olacak Kulüp politikası. Yani Seba dönemindeki gibi. Yani Seba dönemini ayrı değerlendirin. Yani bugünkü Hı. Avrupa'da modelleri var bunun. Yani bugün Bayern Münih'in futbol struktürü bellidir. Real Madrid'in bellidir. Barcelona'nın bellidir. Ona göre transfer yaparlar. Ona göre oyuncu alırlar. Beşiktaş'ın da bir karakteri vardır. Bu kar karakter analizine göre bir transfer politikası olur. Öyle mücadeleci dediniz mesela. Mücadeleci adamlar. istiyor. Yani kesinlikle bütün sonuçlar mücadeleci Beşiktaş'a çıkıyor. Mutlaka altyapıdan oyuncuyu takviye istiyor. Seyirci bu şekilde motive oluyor. Bunların bütün çalışmalarını yaptırdık. Ne çıkıyor sonuçta? Beşiktaş mesela çıkan raporda desibel rekoru kıran Beşiktaş taraftarının şu anda dağıtıldığı tespit ediyor. Yabancılar da tespit ediyor bunu. Yani sahaya hakim olamıyorlar şu anda. Akustik eski, sorunu olduğu için eski İnönü ustadındaki evet, akustik sorun ortam yok. Ercan Bey, bunlara çalışmak zorundayız yani kuvvetli bir takım. Gördüğüm kadarıyla çalışmışsınız. Biz, yani. biz 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 dersimizi çok iyi çalıştık. Gelsin Peki bir soru, soru, soru. biraz popülist bu durum ben özellikle devre arasındaki transfer politikası ve seçme yönelik sözleri özellikle Serdal Bey'in de açıklamaları var. İşte Taliska'da ışık görürsem gider alır gelirim gibi. Şimdi devre arasında iyi futbolcu almak çok kolay bir şey değil sayın Arat, siz de biliyorsunuz hani Hı. bu da bir hatayı doğurur mu hani bir panik transferi yapmak hani yıldız getirelim diye devre arasında if pozisyonu kolay kolay kimse satmıyor yani akılcı bir transfer politikasıyla sezon sonunu görüp sezon sonu boşalacak yıldızları veya hani daha elinizin kuvvetli olacak şekilde transfer politikası mı yapmak doğru Yoksa şimdi devre arası biz gel geldik yapalım sponsor para şu bu falan bulalım biz demek Biz ama o arkadaşın düşüncelerini söylüyorsunuz. Bana mı soruyorsunuz? Size de soruyorum. Tamam. Yani bu biraz... Şimdi bakın. Herkes transfer bekliyor. Şimdi, şimdi herkes Taliskaya'dan, Türkiye'nin neresine transfer. giderseniz herkes gidin. Herkes Taliskaya diyecek. Çocuklar Taliskayı soruyor. Sebebini biliyor musunuz? Hata yaptılar. Niye biliyor musunuz? Dediler ki Taliskayı getiririz dediler. Taliskayla konuştuk dediler telefonda. Şimdi bunlar çok yanlış işler. Konuşamazsınız. Sözleşmesi var. 2026'ya kadar sözleşmesi Yıllık var. Yıllık 12 üç, milyon euro. 3 hafta euro. önce hat-trick yaptı. Ronaldo şu anda o olmadan oynayamaz. Zaten takımı, bir şey takımı, bir şikayet şey Ronaldo yani. idare ediyor. Şimdi ya bu, bu gerçekleri siz söylemediğiniz zaman çocuklar soruyor. 10 yaşındaki çocuk soruyor. Taliska gelecek mi diyor. Ya 2026'ya kadar kontratı var. Ama çocuk onu anlamaz ki. Anlamaz. Kadar bunu kontratı bunu var. söylemek... Söyleyip sonra yapamamak çok yanlıştır, büyük hay hayal kırıklığıdır. Ama ne yapabilirsiniz? Dersiniz ki antrenör devre arasında ben çalışmak istemiyorum diyebilir, kadroda değişiklik yapabilir. Eğer sizin ilişkileriniz o görüşmeyi hızlandıracak bir zemindeyse yapabilirsiniz. Bunu anlatabiliyorum, değil mi? Gayet siz iyi anlatabiliyorum. Herkese görüşeceğiz dediniz. Gayet iyi anlatıyorum, değil mi? Evet. evet. İlk önceliklerin hepsini biz aldık bir kere. Kim varsa ellerinde. Bu bir prensip anlaşmasıdır. Bunlar dostluktur. Bu dostluklar öyle kolay kurulmaz. Menajerlerle de olmaz bu dostluklar. Yani ben diyorum ya, kendi verdiğim tüm spor emeğimi, spordaki tüm sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım diyorum. Siz... Ben Paris Saint Germain'le biz belli bir çerçeve anlaşması yaptık. 3 Aralık akşamından itibaren olmak üzere. Sadece selfie değil yani. Ya bir de artık selfie niye bu şekilde <laughs> şey? Nedir anlaşmayı içeriye? Siz senin benim şu anda Türkiye'de şu bir ayda çektirdiğim selfie'leri bilseniz şaşırırsınız. Ya selfie artık çocuklar o kadar profesyonel ki herkes herkes selfie çektirmek istiyor. Ne var selfie çektirmekte? Nasır kendisi dedi Hasan gel selfie çektirelim dedi mesaj ver Türkiye'ye dedi çerçeve anlaşması yapacağımızı. Niye yapmayım? Doğru. Benim camiam ki... niye mutlu olmasın ya? Benim böyle bir meşhurluk derdim yok ki. Nedir anlaşmanın yani... içeriği? Sayıda... Ercan Bey çok net bir şekilde bir kere onlar e, altyapıda büyük bir hamle yaptılar yeni. Hı -hı. Çok büyük bir hamle yaptılar. Onlar biliyorsunuz çok büyük transferlerden sonra e, harcanan o kadar paradan sonra strateji değişikliğine gittiler. Ve şu anda 17-18 yaşında 70-80 milyon euroluk oyuncuları var. Bunlar müthiş bir akademi sistemi kurdular. Dediler ki bu akademi sistemi ve altyapı sistemini olduğu gibi stratejik olarak sizle geliştireceğiz Türkiye'de. Aynı şekilde ellerindeki kadrodaki kritik bazı oyuncular, oynatmak istedikleri bazı oyuncukları, oyuncuları bizle stratejik olarak değerlendirme konusunda prensip anlaşmasına vardık. Mevkileri belli. Hepsi çıktı bunların. Güzel. Ondan sonra tek istedikleri şey Şampiyonlar Ligi Ara verildiği anda e, oyuncularla masaya oturabiliyoruz. Oyuncular belli. Antrenörün kararı çünkü. Birçoğu antrenörün kararı. Evet. Antrenör diyecek ki ikinci yarıda bunu düşünmüyorum veya gelecek sene bunu düşünmüyorum. Çünkü bu işin bir de finansman tarafı var. Finansman tarafında da bizim dikkatli olduğumuz konu o. Beşiktaş'a e minimum maliyette olacak iyi oyuncuları buraya almak. Yani bunun için iki kulüple daha anlaştık. Bayern Münih ve Barcelona mı? Hayır ikisi de değil. Onları bu hafta içerisinde söylerim. Yani çok kısa hamlede yaptıklarımız üç tane çok önemli kulüp. Ee, onlarla daha o aşamaya gelmedik. Yani o aşamaya gelince ben söylerim onları da size. Bir kere çocuklar soru sorduğunda diyorum ki ben benden duymazsanız inanmayın diyorum yazılana. Çünkü şu anda çocuklara karşı bizim çok büyük sorumluluğumuz var tabii. İnanamazsınız tabii. neler soruyorlar. Bakın ne olmuş? Necip 2009 yılında kontrat imzalamış. Necip'in oynadığı yere 44 tane oyuncu alınmış ya. 44 oyuncu Yine 60 Necip oynuyor. 60 Necip bir tek kalecilik yapmamış. 60 tek atmış oyuncu o. Senin altyapından yetişmiş bir adam. Bakın Hemen Demirege çıktı, Arda çıktı, Semih çıktı. Beşiktaş'ta böyle inanılmaz bir DNA var. Beşiktaş'ta altyapıdan oyuncu çıkıyor. Seyirci çok memnun. Türkiye'nin nereye neresine giderseniz gidin diyorlar ki mutlaka bize altyapıdan bir oyuncu sahada olsun istiyoruz diyorlar. Bugün Tekirdağ'a gittim ben oradan geliyorum şimdi. Maç seyrettiler. Çok büyük bir kalabalık. Bütün hı hı. çevre kentlerden geldiler en fazla sorulan soru altyapıdan oyuncu oynasın istiyoruz diyorlar. Biz ama ne diyoruz? Bunun bir hibrit özellik taşıması lazım. Starların olması lazım ki altyapıdaki oyuncular da ona göre iyi oynayabilsinler. Beşiktaş'ın yeni Avrupa düzeninde yer alması lazım. Bakın. Yeni Avrupa futbol düzeninde. Avrupa futbol düzeninde yer alması lazım. Yeni bir düzen kuruluyor. Eğer stratejik olarak ve ilişki olarak bu düzenin içinde değilseniz sizi düzenin dışına iterler. Nasır Bey aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı. O selfie diyorlar ya. Evet. <laughs> yani Peki ben e, orada evet. önemli gelişmeler olacak onu söyleyeyim size. Şampiyonlar Ligi'nin dışında Gelişim, orada evet. önemli gelişmeler var. Beşiktaş yani. onun dışında kalamaz. Şampiyonlar Ligi derken pandemi öncesindeki Süper Lig gibi giriş Her, yani. şey Her, Her şey olabilir. Şey. Her şey olabilir. <laughs> ya Ercan Bey şu stadı Avrupa futbol şampiyonasına koyduramadılar ya. Böyle bir şey olabilir mi? O Dünya aç... en güzel ya dünyanın en güzel stadı Avrupa'da yok. O konuyu açmışken federasyonla Beşiktaş arasında ciddi bir sıkıntı var, gerginlik var. Açık açıkta bir hani söyleyelim bir savaş var diyelim. Siz geldiğiniz zaman federasyonla ilişkileri nasıl e, yürüteceksiniz? Bir de hakemler hakemlerin performansıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü çok tartışılıyor ve ciddi bir Sıkıntı var bu konuda. Federasyon ilişkileri hakemler. Şöyle söyleyeyim. Federasyonla ilişkiler iyi değil. İyi değil ama siz hem federasyona söylenip hem de genel kuruluna gidip federasyonu ibra ederseniz kimse size inanmaz. Yani açık olacaksınız. Biz neysek o olacağız bu ilişkilerde. Dürüst olacağız. Şikayetimiz varsa şikayetimizi de açık söyleyeceğiz. Ve bu konuda Beşiktaş, biliyor musunuz eskiden toplantılar Beşiktaş'ta olurdu. Kulüpler. Bütün kulüpler gelirdi. Ercan Bey hatırlıyorsunuz değil mi? Yayın... Hakaretlerde. Hakaretlerde. Ve bazı kulüpler Süleyman abiye vekalet verirdi. Biz itibarlı bir şekilde camiamızla birlikte her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bakın haksızlıklar oluyor çok. Ciddi haksızlıklar oluyor. Onu en kuvvetli sesle dile geçireceğiz ama profesyonel sesle. Yani galip geldiğinde ortaya çıkan yönetici olmayacak. Mağlubiyette çünkü kayboluyorlar hemen biliyorsunuz mikrofonla. Bizim kurumsal bir kimliğimiz olacak orada. O kurumsal kimlik konuşacak. Mutlaka konuşacak. Ve mücadele edeceğiz. Yani bu lobi diyorlar. İsim yok tabii şu anda söyleyemiyorsunuz yani, kurumsal. E, salı günü bir isim duyacaksınız. Ondan sonra bir 3 Aralık akşamı bir isim daha duyacaksınız. Tamam. Ben bir gazetecilik yapacağım Ercan Tanrı. Müsaadenizle. Buyurun. Hazırız. Her türlü <laughs> soruya hazırız. <laughs> ee, şimdi tabii taraftarlar da sürekli beş yaş da yazıyor mesaj atıyor. Ya e, biz bu saatte izliyoruz. Bize bir tane isim versin başkan. Ya çok Şöyle güzel. Bir yıldız ismi en azından bizi heyecanlandıracak bir isim var mı diye. Bu çok güzel. Şimdi Tekirdağ'dayken de aynı şey söyler. Ya buraya kadar geldiniz, <laughs> isim şey söyleyeyim falan diyorlar. Şimdi olmaz. Ben bir şey söylediğim zaman. Biz tabii seçim stratejimizi bozduk. Ya hayır. Se seçimle ilgili değil. Bize yakışmaz. Söyleriz. Olanı söylememiz lazım. O zaman o gençlere ben yüzlerine bakamam onların. Yani olan, olduğu gün herkes duyar. Çünkü ben bu konuda prensiplere çok inanıyorum. Ee, bu prensiplere çok bağlı kalacağımı, arkadaşlarımın bağlı kalacağına da emin olabilirsiniz. Çünkü Beşiktaş çok büyük iletişim kazaları geçiriyor bakın. Çok yanlış bir iletişim var Beşiktaş'ta. Bazı gazeteciler yöneticilerin ağzından iki kelime alıyorlar. Onu üç gün pişiriyorlar. Sonra o iş olmayınca gençler perişan oluyor biliyor musunuz? Evet çok büyük skütaya hayale vuruyorlar. Beşiktaş'ın gençlerini küstürmeyeceksiniz. Size inanacaklar. Başkan bir de e... Sayın Başkan çok özür dilerim. Özür dilerim. Ee, hemen döneceğim bahadır. Ee, transfer konuşuyorduk da çok özür dilerim. Salih ve Cenk konusunu taraftar çok merak ediyor mesela. Şimdi ee, bunu sor... sözleşme imzalanacaktı. Oyuncuların morali bozuldu. Niye sözleşme imzalanmıyor? Bu konuya bir açıklık getirir misiniz bir... şimdi ne diyeyim? Basın toplantısında başkan çıktı dedi ki Salih bizim çocuğumuz değil dedi. Bir hafta sonra Sahil Salih'i çok seviyorum dedi. Şimdi sporcular üzerinde kamuoyunda böyle konuşmamak lazım. Doğru değil bunlar. Bu çocuklar genç insanlar, duyguları da var. Her yani ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar duygusal insanlar. Taraftarın karşısına atıyorsunuz. Kötü bir oyunlarında protesto görüyorlar. Bunlar çok hassas konular. Tabii o arada bir yabancı oyuncuyla anlaşma yapıp kendi yerli oyuncularınızla anlaşma yapmazsanız takımda denge bozulur. Evet. Eştaş'ta bozulan dengelerin en önemli nedenlerinden birisi budur. Yani bir yabancı bir oyuncuyla kontrat iyileştirilme yapıldı. İki tane yerli oyuncu, en fazla ihtiyacın oyuncu olan oyuncuyla hiçbir şey yapmadım. Siz hemen yapacak mısınız? Oturacağız, konuşacağız. Benim arkadaşlarım yapacak bana getirecekler önerilerini yönetim kurulunda karar vereceğiz. Sizin isteğiniz, siz başkansınız. Benim isteğim tabii Uursanız. şimdi ben benim kaptanım çok kıymetli kaptan ya. Yani Türkiye'de kaç tane Cenk var? Kaç tane Salih var? Yani biz tabii ki kendi sporcularımızı her türlü en iyi şekilde burada kalmasını sağlayacağız. Yani Cenk bir daha gelir mi Türkiye'ye? Bakın bu sene bugün milli takımının kaderini değiştirendir Cenk biliyor musunuz? Doğru. Yani o kadar sakatlıktan sonra bir insan o azmi gösterip bu noktalara geliyorsa camiam çok seviyor. Bizim camia mücadeleci, iyi karakterli insanları sever. Hatası olsa da affeder. Onları atamazsınız taraftarlarına. Ne taraftar akıllıdır. Bahadır Ster'in yeri de kaldı. E, son dönemde özellikle aslında son dönemde dememem lazım. Ee, Rahmetli Başkan Seba da biliyorsunuz üzülerek ayrılmıştı kulüpten, başkanlıktan. Üç büyük kulübün ne yazık ki kanayan yarısı haline geldi. Bu başkanlar helalleşerek ayrılmak istiyor ama bir türlü ayrılamıyor. Taraftarın tepkisiyle tabir yerindeyse kaçarak gidiyor. Siz buna hazır mısınız? Bu maratona hazır mısınız? Taraftarı nasıl yeniden kulüple barıştıracaksınız? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Bahadır Bey o dönemde ben ikinci başkandım. O protestoların evet. içindeydim. Bize hiçbir zaman küfür edilmedi. Süleyman abi hiçbir zaman o çocuklara müdahale etmedi. Gençtirler dedi. Oldu dedi, üzüldü. Ayrılırken de muhteşem bir şekilde ayrıldı. Hatırlayın o genel kurulu yaptığı evet. konuşmayı, onursal başkanlığa gelişini ve yaşadığı müddetçe bir kulüp başkanı olarak Türkiye'de kimsenin yaşayamayacağı bir hayat yaşadı ve bir ilgi ve alaka gördü, saygı duyuldu. Genazesini hatırlayın. Milyonlar geldi. Şimdi Beşiktaş'ta bu gelenek var. Taraftar neden bu denli kızıyor, ne oluyor? Siz taraftarı ötekileştiremezsiniz. Taraftarınızla bir kere kucaklaşacaksınız. Ben o tribündeki çocukların büyük bir çoğunluğunun gençliğini biliyorum. Bize bağıranlar da var onların arasında. Onların arasına başka insanlar yollayıp onları bölmeye falan filan kalkmayacaksınız. Onların kendine göre bir yaşamı var. Hayatları Beşiktaş ya. Hayatları. Küfür hariç istedikleri protestoyu yapabilirler. Sırtlarını döndüler geçen maç değil mi? Evet. Şahaneydi. An Futbolcular anladı. Zaten küfür etseler çoğu yabancı futbolcu anlamıyor. Yani sırtlarını döndüler. Arda oyuna girdi. Bir anda bütün tribünler değişti. Beşiktaş taraftarı çok bilinçli bir taraftar. Ben tabii ki hiçbir başkanın bu şekilde gitmesini doğru bulmuyorum. Ama başkanlar gitmemek için her şeyi yapıyorlar. Bakın bir yerde istenmiyorsanız vakti geldiğinde gideceksiniz. Yani i̇stenmedi o, mi? İstenmedi. Yani taraftarla oynamayacaksınız. Vakti geldiğinde gideceksiniz. Başarısız olduğunuzu hissettiğiniz anda gideceksiniz. Çünkü etrafınızda anında bir grup oluşturuyor. Diyor ki, Başkanım diyorlar, siz çok başarılısınız. Size başkası bağıttırıyor diyorlar. Günün başkan sonunda, görmüyor bunu bir noktadan sonra. Görmesi lazım. Günün sonunda iki şampiyonluk kazanan bir başkan olarak tarihe geçen Çebi de üzülerek ayrılmak zorunda kaldı. Tabii ki o sizin takdiriniz. Başarılıdır, başarısızdır ama... Başarısız olduğu dakika göndermek göndermekte taraftarın bir geleneği haline gelmeye başladı. Hani o o, o analizi iyi yapmanız lazım. Hı hı. Bakın 2019'dan bu yana hesap soracağım diye gelen bir başkan 2019'dan bu yana 52 tane oyuncu transfer etmiş, bir tane oyuncu satmış. Sattığı oyuncuda Sayıs. Evet. Hesap soracağım demiş. Teker teker eski arkadaşlarına dava açmış. Hesap soracağım demiş, kendilerinin içinde isimlerinin olduğu belgeleri hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmamış. Taraftar dava açmış, kongre üyesi, 500, 565 milyon liralık bütçe aşımı davası kazanmış, para Beşiktaş'a gelecek, itiraz etmişler. Fulya davasına itiraz etmişler. Şimdi taraf, Beşiktaş taraftarı 10 yıldan beri yargılanıyor. Bir tane başkan niye gitmez ya? Bir yönetici niye gitmez? Neden kendi taraftarına bu taraftar suçsuz demez. Bana bir söyler misiniz? Ben gittiğim zaman bana diyorlar ki niye gittin? Ben giderim ya. Ben inanıyorum Beşiktaş taraftarının suçsuz olduğuna. Hani neredeydin diyorlar ya. Ben 10 seneden beri o davaları takip ediyorum. Ha, niye hiçbirisi gelmedi? Bunu söylemekten üzülüyorum bu arada. Çoğu insanın hayatı yandı. Hayatı karardı. Hastalananlar oldu. işlerini kaybedenler oldu. Bir idareci çıkıp diyemez mi ya benim taraftarım bunu yapmaz diye? Niye o cesarete sahip değilsiniz? Ben söylüyorum. Ben ilk günden beri söylüyorum. Benim taraftarım devletine, milletine böyle bir şey yapmaz diyorum. Beşiktaş taraftarı devletini sever, milletini sever, bayrağını sever. Devlette de sever demiştiniz. Sever. Beşiktaş milli bir yerdir. Arması ay yıldız. Arması ay yıldız. Peki Çebi İbrahim'i edecek misiniz? Onu cumartesi günü görürüz. Daha düşünüyor musunuz? Görürüz mü diyorsunuz? Görürüz. Ee, peki Beşiktaş'taki bu kavga bitecek mi eğer siz seçirseniz? Çünkü Çebi, Fikret Orman Ahmet Çebeci Fikret Orman'la başlayan Bakın, sizle de yani sizi de kattılar bu işin içine. Ahmet Çebeci geçemezler katamazlar. Geçen, geçen yani. gün dedi ki hani Fikret Orman'la Hasan Arat altı mı oydu dedi onlar, i̇şte... onlar onlar bak bakar mısınız? Onlar hakikaten bunlar çirkin konuşmalar. Hiç hoş değil. Beşiktaş gitmekte olan Beşiktaş başkanına yakışmıyor. Ben böyle kelimeler kullanmam. Bu kelimelere cevap bile vermem. Çünkü hiç hoş değil. Beşiktaş burası Beşiktaş. Dikkat edeceksiniz konuştuğunuz laflara. Hiç yakışmaz bir başkana bu lafları konuşmak. Ben böyle bir laflara cevap bile vermem. Muhatap bile olmam. Beşiktaş'a ama barış gelir. Ben geldikten sonra barış gelir. Kucaklaşma olur. Bundan emin olabilirsiniz. Ben camiamı tanıyorum ya. Ben dışarıdan monte edilmedim buraya. Ben camiamı tanıyorum. Peki Hasan Bey, e... kimseden icazeti almadım ben. Onu onu iyi analiz edim. Bakın, benim kimseden icazetim yok. Sayın başkan adayı olarak soracağım size. naklen yayın ihalesi ve kulüplerin aldığı gelirleri inceleyebilir Çok evet, deneyimli çok düşük. bir. Çok düşük. Ne olacak bu işin sonu? İyi değil, iyi değil. Yani Türkiye'de futbolun değeri çok düşmüş durumda. Ee, bu gözden geçirilmesi lazım. Yani geleceğiz, diğer kulüplerle de oturacağız, konuşacağız. Bu şekilde devam edemez. Ekonomik olarak devam edemez. Bakın İngiltere'deki fiyatlara bakın, Almanya'daki fiyatlara bakın. Fransa. Fransa'ya bak. İngiltere bir buçuk milyar poundun üstünde. Yani. Biz, biz geride kalıyoruz. Biz geriye gidiyoruz ya. Bazı şeyleri artık görmemiz lazım. Yani burada iş merkez akam kurulu falan filan değil artık. Peki Süper Lig'in, Süper Lig, MHK, işte olaylar derken bu değeri bulabilir mi futbol yayın akla sözleşmesini? Sizce? Ee, i̇yi analiz etmek lazım. Bulması lazım. Çok büyük bir değer var bakın. Yani Türk futbolunda çok büyük bir değer var. Bunun mutlaka kıymetini bulması lazım. Umutlu musunuz? Şimdi Hayalleriniz, vizyonlarınız ve umutlarınız yoksa zaten bu işe girmemelisiniz. Tabii ki hayallerim, umutlarım, kendime göre vizyonum var. Bunu beş tane, yani bir hayaliniz olmadan bu işe giremezsiniz. Yani bu şey gibidir. Yani bir plan yaparsınız. Şirketler de size şimdi diyorlar: 2024 yılının bütçesini çıkartın. Ne kar bekliyorsunuz? Siz bir plan yapıyorsunuz, bütçe hedefi yapıyorsunuz. Ona göre de çalışıyorsunuz. Bizim işimiz de böyle bir iş olacak zaten. Yani bu bahsettiğimiz projeler bir hedeftir. O hedefti mümkün olduğu kadar yakınına gelmek zorundasınız kısa, orta, uzun vadeli olarak. Burada ben zor olduğunu biliyorum ama umutsuz değilim. Bahadır. Şöyle bununla <laughs> bağlantılı olduğu için kısa vadeli yani 4,5 yılda borçları kapatacağınızı söylediniz. Çok evet. iddialı mı bu laf? Bir de hani kulüplerin gerçekten çok ciddi borçları var. Beşiktaş'ın da 6.6 milyar TL gibi evet, borcu var. Evet, 200-220 evet. milyon eurolar civarında. Bu evet. borcu nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Ve sizin çok önem verdiğiniz bir gayrimenkul olayı var. Onunla ilgili bir... Tabii siz de dersinizi iyi çalışmışsınız. <laughs> yani iyi hazırlanıp geldiniz. Bir haftadır hazırlanıyoruz. Hakikaten evet. mi? <laughs> evet. Çok iyi ya. Çok hoşuma Biz gitti. Biz öncesinde yani. toplantısı evet. yapıyoruzduk. Öyle mi? Evet. evet. Şimdi bakın 4.5 yıl nedir? 1.5 yıl olağanüstü genel kurul. 3 yıl bir sonraki dönem. Benim kısa, orta ve uzun vadeli planım 4,5 yıllık plan. Bu 4,5 yıllık planda ilk önce banka borçları vardır. Banka borçları, Bankalar Birliği Anlaşması'yla yapılan borçlardır. Bunlar TL borçlarıdır. Bu iyi bir anlaşmadır bu arada. Bütün kulüpler için. Herkes bunu iyi anlasın. Yani bu anlaşma kötüdür falan kimse demesin. Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumunda ve dövizin bugün Türk lirası paritesindeki iniş çıkışına baktığınız zaman bu borç eriyebilecek bir borç bir kere. Banka borcu. Neden? Bugüne kadar Merkez Bankası politika faizi %9'du. Ve çok düşük faizlerle gelindi. Ama son 3-4 aydan bu yana bu politika faizi 25-30-35'lere kadar çıktı. Ve e, piyasa faizleri şu anda %60'lara geldi. O arada sizin borcunuz TL olduğu için giderek dövizin artmasıyla TL giderek azalıyor. Ve dönem sonunda bu borç çok rahat ödenebilecek bir hale geliyor. Sizin burada kritik olan yabancı yaptığınız alışverişlerdir. Yani sporcu transferleridir. O sporcu transferlerini de nakden yayın gelirleri, tribün gelirleriniz ve sponsor gelirleriyle hec ettiğiniz zaman zaten riski toparlıyorsunuz. Beşiktaş'ın mali durumu yönetilebilir bir durum. Doğru hareket ettiğiniz takdirde, doğru anlaşmaları yaptığınız takdirde. Hatta bazı kulüpler buradan çıkış yollarına kadar gelmiş durumda şu anda. Beşiktaş elindeki gayrimenkulleri değerlendirme konusunda bugüne kadar yanlış işler yaptı. Biz hemen gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracağız. Girişim sermayesi ortaklığı kuracağız ve bireysel emeklilik fonu kuracağız. O dijital app ile birlikte yapacağımız ilave şeyler var. Hı, hı. Beşiktaş Plaza'yı residence haline getireceğiz. Oradan bir ciddi bir gelirimiz olacak. Akatlar'da AKAT bir renovasyonumuz var. Ciddi büyük bir proje. Bunu da konuştuk. Çoğu insanlar bizim mal varlığımızı bilmiyor biliyor musunuz kongrelerde? Diyoruz ki bu bina kimin biliyor musunuz diyorlar. Bilmiyoruz diyorlar. Bu bizim diyoruz. Bu bina bu da bizim. Niye söylemiyorlar? Çünkü öyle bir kiraya vermişler ki buraları o giden arkadaşlar. Şimdi burayı dizayn etmeye çalışanlar. Söylemiyorlar. Fulya'da bir, bir söz hakkı kalmadı galiba anladım kadarıyla. Fulya'da bizim iki binamız, bir alışveriş merkezimiz, bir tane şeyimiz var. Benzin e, istasyonumuz var. Ama nasıl kiraya verildiğini bilmiyor yine kimse. Ee, orada arkadaşlar bakıyorlar dava yeniden e, harekete geçirilebilir mi diye. Ama ikinci başkan geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki Fulya'yı artık unutun dedi. Biz de dedik ki Fulya'yı siz hukukken unutmuş olabilirsiniz. Biz vicdanen unutmuyoruz dedik yani. Şanöktem tesisleri perişan halde. Beş senedir moloz duruyor orada. Orayı toparlayacağız. Yani önümüzde çok önemli hamleler var. Çok ciddi şeyler var. Yani bunları yapabileceğimize inanıyoruz. Ama kısa vadede hemen 90 gün içerisinde bir kere röntgeni çekip camiayla paylaşacağız. 3 Aralık akşamı hemen ilk önce futbol. En kritik konu. İlk icra futbol takımı mı? Futbol. Tamamen. İlk birinci gün futbol. Hemen arkasından da bir derbi yapacaksınız. Tabii. Dokuzunda derbi var. O stat full olacak o gün. <laughs> toparlayabiliriz bu arada. Bakın yani 3 puanlı sistemde Beşiktaş toparlayabiliriz. <laughs> Devreye kadar yani iyi Can gidebilirse. Can siz tarih boyunca neler yaşadınız? Sporda, basketbolda son 3 son evet. saniye futbolda 90 artı 4. Her şey olabilir. Şampiyonluk kış şansı geliyor. devam ediyor diyorsunuz. Tabii kış geliyor. Kış geliyor. Her Açık şey olabilir. spor tarihinde var. Son dakikalarda Beşiktaş da kaybetti biliyorsunuz. Denizli yani Spor'dan yediği yani, golle İstanbul'da evet, Beşiktaş da kaybetti. Avrupa Kupalarında bir oynayan takımlarda düşme olur genelde. Şampiyonlar Ligelerinde, Avrupa Kupalarında Beşiktaş toparlayabilir. Beşiktaş'ın takımı çok kötü bir takım değil. İyi planlanmamış bir takım. Nasıl bir hedef belirleriz Beşiktaş futbol takımı için? Derece anlamında soruyorum Başka buna. bir derece olamaz. Şampiyonluğun dışında bir derece hedefleyemezsiniz. Hedef şampiyonluk diyorsunuz. Hedefleyemezsiniz başka bir şey. O eşyanın tabiatına aykırı. Beşiktaş dediğiniz zaman formayı giydiğiniz anda şampiyonluktur. Bunun başka alternatifi olmaz. Ha bu arada Euroleague hayalimiz var çok kısa sürede. Basketbolda. Tabii tabii. Peki basketbol demişken amatör sporlar diyelim Beşiktaş amatör sporlarda çok başarılı değil. Erkek voleybol takımını kapattı, kadınlar e, yeni çıktı, erkek baskette, kadın baskette ve siz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin başkan yardımcısınız. Zaten iyi çalışmışız. <laughs> <laughs> Ama işimiz bu. Bravo, Senat. tebrik ederim. Evet. Ve beş, Beşiktaş yani. Milli Olimpiyat Komitesi'nin başkan yardımcısınız, ikinci başkansınız ve hani olimpiyatlarda madalya alan bir Beşiktaş sporcu da yok. Basketbol konu. için Destek ve Eğitim Vakfı Başkanısınız aynı zamanda. Evet. Ee, Bu konuda arkadaşımız e, arkadaşımız? Yani amatör yani, branşlar, olimpik branşlar ve diğer. Şimdi yani bakın. Ek olarak evet. orada siz deprem bölgesinde de çok güzel çalışmalarınız evet, olmuş. Deprem, Onunla ilgili mesajlar da geliyor evet, şimdi bana. Basketbol için de Destek ve Eğitim Vakfı'nı kurduk biz arkadaşlarımızla. Çok iyi işler yapıyoruz hakikaten. Deprem bölgesinde 100 konteynerlık bir kentimiz var. Basket, kent, basketbol köyü diye. Türkiye Basketbol Federasyonu var. Biz varız. Erol Tabanca şahsen girdi bizim eski basketbolcu arkadaşımız. Yani o da Beşiktaşlıdır, kongre üyesidir. Burada basketbol öncelik olacak. Erkek, eurolik Kadın her zaman, kadın basketbol kültürü Beşiktaş'ta çok iyidir. Voleybolda, voleybolda Türkiye Ligi dünyanın en iyi ligi. Türkiye milli takımı dünyanın bir numarası. Olimpiyatlara gidiyor. Madalya şansı çok yüksek. Beşiktaş'tan olimpiyatlara sporcu gitmiyor. Benim hedefim 2028'de özellikle belli sporlarda, stratejik sporlarda, kadın sporlarında olimpiyatlara sporcu yollamak. Evet. Yüzme branşı önemli. Biz yüzme branşını kuracağız ve yüzmede biliyorsunuz olimpiyatlara giden sporcu sayısı çok yüksek. Yüzme, atletizm ve jimnastik temel sporlardır. Bu sporlardan çıkan sporcular başka sporlara dağılır. Bunları bir kere temel olarak devam ettireceğiz. Bunun dışında e, Türkiye kadın boksunda çok iyi, yani Olimpiyat şampiyonu, kadın güreşinde çok iyi, tekvando da çok iyi. Bunların hepsi madalya getiren sporlar. Biz bunlara dikkat edeceğiz. Engelli basketbol devam edecek. Erkek voleybolu açmaya çalışacağız. Onun çalışmalarını yapıyoruz ama kadın voleybolu ilk kademeli olarak iyi takım haline getireceğiz. Çünkü şu anda... kadın voleybolunda fiyatlar biliyorsunuz çok aşırı evet, yüksek. yüksek. Evet. Onları sponsorlu yapacağız. Kulübün bütçesinden değil. Bunda Burada... görüşmeleri yaptınız mı? Yaptık. Peki... E, e, yaptık. Çok önemli görüşmeler yaptık. Fiyatlar pahalı dediniz de benim aklıma şu geldi. Beşiktaş taraftarı, diğer taraftarlar da belki aynıdır ama Beşiktaş taraftarı belirtiyor. Bilet fiyatlarının yüksekliği konusunda... Nasıl bir çözüm düşündünüz? Bu her yerde bu soru geliyor bize. Biz burada talebelerle ilgili özellikle bir program yapacağız. Talebelere kombinelerinde bu dijital anlaştığımız anlaş bankayla bir kredi vereceğiz gençlere, üniversite gençlerine özellikle. Ve kulübe üye olmaları için de aynı imkanı sağlayacağız. Çünkü 18 yaşından sonra kulübe üye olma imkanları var ve biz kulüpte üye sayısını çoğaltacağız. İnşallah ileride Beşiktaş ilk elektronik kongreyi yapan kulüp olur. Şimdi yönetmenimiz diyor ki 1200 liraya ben Pendik maçına gibi bilet alamadım diyor. Oradaki hikayeler başka herhalde. Başka eee <laughs> Sayın Arat bu arada basketbol camiasından da arkadaşlar e, mesajlar atıyorlar. Yazarımız Fatih Söylemezoğlu. Mesajını müsaade ederseniz okuyacağım. Ben Beşiktaşlı falan değilim ama Beşiktaş kongreyi ederim müsel olsun. Hasan abi basketbol camiasının medarı iftarıdır. Bırakın beş yaşı getirin ülkeyi yönetir demiş. <laughs> Siyasetle alakamız yok Allah. Yani. E, basketbol camiasında. Ama da... o şey biz orada Size... çok güzel şeyler yaptık. Evet. Çok yani evlatlara Anadolu'da okullarda basketbol sahaları yaptık. Antrenörler e, antrenörlerin sağlık sigortalarını yaptırdık ve bunların hepsini bizim arkadaşlarımız yaptırdı. Hiçbiri de adının söylenmesini istemedi. Çok enteresan. Yasin sen bir soru alayım, ben bir soru, ondan sonra da bitireceğiz. Tamam. Bitti mi? Çok mu konuştuk? Yok, yok. Devam edelim. Siz arzu edersiniz. Ben rahatım. Evet. Gayet projeler İlk projelerimiz... defa canlı yanına çıkıyoruz. Konuşalım. peki. Peki, e, gençlerden çok bahsettiniz. Evet, Sayın evet. evet. e, 21 yıl sonra bir tekrar bir e, yarışın içine girdiniz. Hı -hı. 21 yılda neler değişmiş bu anlamda? Siz yani bu gençlerin e, bu olaylara, e, Beşiktaş'a olan bakışı, işte kongrenin yapısı eski kongre üyeleri, yeni kongre üyeleri ne değiş, değişen neler var burada? Çok büyük şeyler var. Yani eskiden birisi iftira atardı, onu çeviremezdiniz. Kapı kapı dolaşırlardı. Şimdi birisi iftira attığında hemen altına giriyorlar. Diyorlar ki yanlış söylüyorsun, öyle değil, böyle. Bir kere bilgiye erişim bence inanılmaz bir olay. Anında bilgiye erişiyor herkes. Ee, doğru rakam kullanmak zorundasınız bütün rakamlar artık. Ee, yani şu bir oyuncu söyleyin, o oyuncunun fiyatını, oynadığı dakikayı, sayısını hepsini 10 yaşındaki bir çocuk biliyor. Doğru. En önemli gördüğüm şey ne biliyor musunuz? Ben bu bir ay boyunca hayatımda yaşamadığım şeyleri yaşadım. Çocuklar sarılıyor, insanlar sarılıyor. Size sarılabilir miyim diye. Ağlayanlar var. Bakın. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Beşiktaş'ta öyle bir enerji var ki inşallah bu enerji doğru kullanılır. Hiç böyle bir şey görmedim. Hayatımın hiçbir ortamında, hiçbir zamanında. Çocukların, gençlerin gösterdiği sevgi beni çok şaşırttı. Büyük bir sorumluluk. Sayın Arat, bu seçim olağanüstü olduğu için bir buçuk yıl. Hı hı. Sonra bir seçim daha var. Değil mi? Evet. Bir buçuk yılda uzun gibi gözükmesine rağmen kısa bir süre. Evet o seçimde başkan adayları mesela siz kazandınız diyelim. Çoğalır mı sizce? İşiniz zor mu? Bunu düşündünüz mü? Strateji Ercan, anlamında soruyorum. Ercan yani. Bey ben ilk bu işi konuştuğumda benim yolum uzun ve zor dedim. İlk gün. Tweetlerimde görürsünüz. İlk tweet. Doğru. Ben buradayım dedim. Ben uzun uzun bir yola çıktım dedim. Burada hesap olmaz. Başarabilirseniz devam edersiniz. Başaramazsanız camianız sizi değiştirir. Yani burada demokrasiye inanacaksınız. Az şeyleri zorlamayacaksınız. Ama çakma oylarla değil. Camianın oylarıyla olacak bu iş. Yani o çakma oylarla işte şu zincirin personeliyle o gazcının bilmem ne personeliyle oy atmaktan bahsetmiyorum. Ha bir şey daha söyleyeyim. Buraya eğer başka kulüplerden birileri üye olmuş pazar günü oy gelme oy vermeye gelmeye kalkarsa sakın gelmesinler. Biz bunları tespit ettik. Şimdiden söyleyeyim. Bu daha, daha önce yaptılar. Çok. daha önce yaptılar. Ne çok var. Benim çok. Sakın gelmeyin. Bakın, söylüyorum. Başlayayım. Sakın gelmeyin. <laughs> sakın gelmeyin. Sizi camiamız reddeder. Bakın, buraya sendikaları üye yaptılar. Gençler kovdu onları. Çok net söylüyorum. Başka kulüpten tesadüfen de olsa üye olmuş olanlar varsa sakın gelmesinler. Çok kovdum. var mı? Yaptılar. Başkan kendisi dedi ben kimin geldiğini bilmiyorum dedi. Yaptılar. Ya niye olurlar ya bir insan niye beş üye olur? E kolay dağıtıyorlarsa olur. Neden bin bin ama neden? Bin oluşturmak neden? neden? Mi? Yazık değil mi ya? Evet. Yazık değil mi söyleyin bana? ya. Ayıp bir de ayıp çok başka ayıp. bir şey O şey. insan gelip nasıl oy kullanıyor vicdanını nasıl rahat ediyor ya? Çok ayıp biliyor musunuz? Ya benim camiamla niye oynuyorlar ya? Gelmesinler diyorsunuz pazar. Sakın gelmesinler. Ama benim camiam Beşiktaş'ta olan herkes pazar günü gelsin, oyunu kullansın. Evden ceketini alsın, kravatını taksın, montunu giysin. Kadını, erkeği, çocuğu gelsin, oyunu kullansın. Bu şenliği Türkiye'ye görsün. Bu çok önemli bir olay. Bakın bir aydır Türkiye Beşiktaş'ı konuşuyor. Markanın büyüklüğüne bakın. Çok büyük marka. Hakikaten dolaştığınız zaman Ercan Bey inanamazsınız. Böyle bir şey olamaz ya. Ben Çankırı'ya gittim. Bayağı gezdiniz biliyorum. Konya'ya gittim, Afyon, Kütahya. Tekirdağ'da bugün gördüğüm manzara inanılmazdı. Lüleburgaz'dan gelmişler, Çorlu'dan gelmişler. Bir de bir yer, her yere yetişemiyorsunuz. Gidemediğim derneklerden özür diliyorum. Yanlış anlamasınlar. Hakikaten hepsine yetişemedim. Her şehire yetişemedim fırsat olmadı yani. Vadır. Ben Sayın Başkana başarılar diliyorum. Ee, zor bir süreç seçim. Ee, Tabii. Sanırım e, 2002'deki gibi bayağı uzun sürecek. Bayağı bir e, elektrikli geçecek seçim öyle gözüküyor. E, çünkü adayların söylemleri de e, biraz e, diğer aday Serdar'ın da söylemleri biraz böyle sert geçişi andırıyor. Ama umarım dediğiniz gibi bindirilmiş kıtaların olmadığı, 5 yaş gönüllülerin gelip oy kullanmasını Tercih ederiz. Beşiktaşlı ne yapacağını iyi bilir. Gelsin oyunu kullansın. O bindirilmiş kıtalara en büyük cevabı sandıkları patlatarak Tabii, versin. Yasir. Ee, Sayın Arat, Süleyman Başkan'ın rahmetli Süleyman Seba'nın son yönetimindeydiniz ve 38-39 yaşında olmanıza rağmen ikinci başkanlık görevini size vermişti. Ve rahmetli Süleyman Seba son röportajlarından birinde, yani o seçim sürecindeki röportajlarından birinde benim bir oyun var. Gelirsem Hasan'a veririm. Hasan'a verdiğimi söylemek de beni çok mutlu eder, gururlandırır. Çalıştığım iki yıllık süre içerisinde Beşiktaş çizgisine yakışan bir başkan adayıdır demişti sizin için. Ee, sizin rahmetli Süleyman Seba'yla çalışma süresindeki birkaç anekdotunuzu, ondan neler öğrendiğinizi ben çok merak ediyorum. Ve Sayın Seba'nın desteğine rağmen o seçimi kaybetmiştiniz. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Her şeyden önce Süleyman abinin bu benim için kullandığı kelimeler şereftir benim için. Yani bugün benim çocuklarım büyüdü. O gün daha çok küçüklerdi. Bunu anlayamıyorlardı ama bugün ne büyük bir miras olduğunu benim çocuklarım da, ailem de, tüm arkadaş çevrelerim, Beşiktaşlar bugün daha iyi anlıyorlar. Çok güzel bir şey yani. Allah bana bunu nasip etti. Bundan dolayı çok mutluyum. Samimiyetle çok mutluyum. Seçimi kaybetme nedenleri o zaman belliydi. Tekrar söylüyorum. Ee, iletişimde o zaman medya hükümetleri indirip çıkartıyordu biliyorsunuz. Benim seçim günü, seçim sabahı çok ünlü bir gazete, büyük bir gazete. Yarım sayfa benim aleyhimde ekonomik anlamda iftira attı. O yazıyı yazan, o seçimi kazanan arkadaşının listesindeydi. Tarih bazı şeyleri unutmuyor. Ve o gün çalınan oyları Çalan arkadaşlar daha sonra yönetimlerde görev aldılar. Çok dramatik şeyler yaşandı Beşiktaş'ta 2002 seçimlerinde. Bunları unutmayan insanlar var. Bugün e, Tekirdağ Dernek Başkanı o seçimde ben 17 yaşındaydım dedi. Ağlamıştım dedi. Çok hatırası biriken insanlar var o seçimden bu yana. O yüzden bugünkü Türkiye aynı Türkiye değil. Bugünkü medya aynı medya değil. Bugün çok şey değişti Türkiye'de. Sosyal medya daha da şeffaf hale getirdi birçok konuyu. Arşiv anında ortaya çıkabiliyor. Daha önce yaptığınız bir konuşma ortaya çıkabiliyor. Ee, o günden bugüne değişen ne oldu derseniz, yani ben spor alanında dünya çapında çok büyük tecrübeler kazandım. Hem iş dünyası hem spor alanında. Bunu kazanmak çok zordur. Çok zaman ister. Bakın yani bir insan bir yere bir günde gelemez. Şenerzabi'yi düşünün. UEFA'ya ve FIFA'ya gelmesi 40-50 yıl sürmüştür. Bunlar büyük emeklerdir. Kendi işlerinizi devrettiniz mi sayın başkan? Kendi yani kendi özel, özel işlerinizi... Hayır, ben şu Aynı anda özel, özel işleri özel, işler, yoksa... özel işlerim benim devam ediyor. Özel işlerinizi devretmenize gerek yok. Hı hı. Tamam Tamam. Ama fahri işlerinizle bu işi bir arada yürütemezsiniz. Yani ben o yüzden e, Adalı'ya ilk sorduğumda e, beraber çalışabilir miyiz diye sorduğumda benim Türkiye Jockey Kulübü'nde çok 9 ay içerisinde çok yoğun işlerim var. Vaktim yok demişti. Ben buraya geldiğim zaman Fahri görevini yürüttüğüm birçok işi zaten bırakacağım. Yapamazsınız. Evet, Olimpiyat komitesini arada... bırakacak mısınız? Yani Milli Olimpiyat Komitesi bizim ayda bir kere toplantı yaptığımız bir yer. Yani öyle Jokey Kuli gibi gibi 250 bin kişinin ekmek yediği bir yer değil. Yani orası fahri bir görev. Günlük sizin günlük praktisinizde sabah gidip akşam çıktığınız bir yer değil. Ayda bir kere toplantıya katılıyorsunuz. Olimpiyat zamanları yoğun oluyor. Oradaki aktiviteyi siz isterseniz çok aktif olursunuz. Onun dışında çok şey değildir. Beşiktaş çok kritik bir iştir. Yani Beşiktaş'ta e, tam mesainizi vermek zorundasınız. Başka çaresi yoktur yani. Tam mesai vereceksiniz. Ve, vermek zorundasınız. Öyle diyorsun. Tabii tabii. tabii. Şimdi seçilmeniz dönemin e, seçildiğinizi fazla edersek. Şimdi ben eski Beşiktaş muhabiriydim. E, 90'lı yılların başında. E, o zaman biz kulübe akaletlere geliyorduk. Yönetim kurulunu kapıda bekliyorduk. Evet. Süleyman abi rahmetli çıkardı. İşte Şevket abi çıkardı. E, i̇lerleyen ilerleyen dönemlerde Cemil Kazancı vardı galiba. Yine e, o dönemlere kaldım. Evet bayağı bir Zor girişteki yukarıdaki evet. camlı bina ediyorsunuz. Evet. Yani abinin oturduğu. O, oturdu. o sonlar orası evet. yıkıldı evet. zaten. İşte yeni ayrılan 56 vardı. 56'da sana. biz antrenman yapardık. Evet. Yaz antrenmanları yapardık ee, orada. orada. işte biz beklerdik yönetim kurulu çıkarlardı. Aşamasını yapardı. İşte eğer gazetede bir şey yazdıysak e, ters bir haber ya da yalan bir haber, yanlış bir haber yazıldıysa da hesabını orada sorardı. Parmak sallayıp niye böyle yazdın diye sorardı. Ama biz de o günlerden geldik Sayın Başkan. Şey yapardı bazen yönetim kurulundan habersiz varsa arama yaptırırdı. Birisi mikrofon koydu mu koymadı mı diye. Hatıraları sordunuz siz. Sizin öğrendiğiniz ha, en benim, çok. Ya benim hiç unutamadığım şey hatırası var onu söyleyeyim yani bir... Rahmi Bey'le anahtar hikayesi vardır. Onu bilir misiniz? Siz? Yok. Yani bir bayram arefesi. Sayın Rahmi Koç. Evet bayram arefesi. O zaman parada bir sıkışıklığımız var. Bana dedi ki anahtarları attı götür dedi anahtarı dedi Rahmi Bey'e ver dedi. Ne yapacak Rahmi Bey anahtarları dedim. Maaşları ödesin yarın arefe dedi. Abi dedim yani nereden ne söyleyeyim dedim. Sen halledersin dedi. O zaman bizim e, Fahrettin abi de şeydi. eee... Yönetimde. Yönetimde. Yo. Ben akşam aradım Rahim Bey'i. Rahim Bey dedim Süleyman abi anahtarları bıraktı. Niye bıraktı dedi. Maaşları ödeyecekmişsiniz. Kendisi köye gitti dedim. O zaman telefon falan zaten hiç kullanmıyordu da. Hakikaten köye gitti. Rahim Bey gece talimat verdi. Ertesi sabah maaşlar ödendi. Hiçbir anlaşma yok. Hiçbir şey yok. Sormadı bile. Ne kadar istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Şu kadar talimat verildi. Gece Holding CEO'su aradı. Bülent Bey hiç unutmam. Nereye yollayalım dedi parayı. Sabah, o zaman arefe günleri, yarım gün EFT böyle şey falan <laughs> <Evet>. değil. Yani <laughs> havaleler şeyle yapılıyor, öyle e, dilekçelerle yapılıyor. Ve o hafta Fenerbahçeli'de maçımız vardı. Tam maça çıkmadan önce bütün maaşlar ödendi. Personel maaşları. Çünkü bayramdan önce çok önemli bir şey. Kesinlikle öyle. Yani arefe. Mesela bu enteresan bir hatıradır ve çok hoş bir hatıradır. Bakın bugün yine biz statta sponsor sıkıntısı çektiğimiz anda hemen Rami Bey devreye girdi. Hiç sormadılar bile. Yine Beşiktaş'ın yanında oldular. Yani bunlar çok önemli ilişkilerdir, çok önemli şeylerdir. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Hani böyle bir algı var. Hani Koç grubu Sayın Hasan, Arat'ın arkasında. Koç Koç Holding. Koç, Bu ko böyle kullanılıyor. Hayır, hayır. Koç grubu Rami Bey Beşiktaş'ın yıllardır arkasındadır. Yani onu bana indirmek çok haksızlık olur. Beşiktaşındır o. Apolet Beşiktaş'ın Apolet'tir. Ram Bey'i Beşiktaş dışında kimseyle bağdaştıramazsınız ama Süleyman abinin çok yakın dostuydu. Doğru. Yani. Onların ilişkisi, dostluğu, arkadaşlığı başkaydı. Çok ayrıydı. Ram Bey deyince Beşiktaş'tır. Onu kimse indirgeyemezsiniz. Sayın hayatı çok teşekkür ediyoruz. Ben pazar günü şimdi, için. Bitti, bitti mi pazar günü? <laughs> Herkes uyumuştur artık. Evet, <laughs> tabii gece bir de Sayın e, Selden Adalı'yı da izleyeceğiz şimdi. Sayın Üçlerimize söz verdi. Hadi bakalım hayırlısı. E, sayı... Ona da başarılar diliyorum. Ha, onu soracaktım. Ya, Sayın ya, Adalı'ya ne söyleyeceksiniz? Ya başarılar diliyorum. Bakın bu tip seçimlere girmek zor işlerdir. Yani işinizi, gücünüzü kenara bırakıyorsunuz. Ailenizi kenara bırakıyorsunuz. Hiç ummadığınız iftiralarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Zor şeylerdir bunlar. Ben yani böyle bir yarışmaya Serdar Adalı girmişse ben onu takdir ederim. Bu demokratik bir yarıştır. Yani olimpiyatlarda bazı yarışlarda kardeşler yarışıyor biliyorsunuz. Yani triatlonda evet. bazı şeylerde. Ben söylediğim bütün lafların arkasındayım. Yani bir insana iyi diyorsanız o insan iyidir. Yarışa girdiğiniz için aksini söyleyemezsiniz. Dolayısıyla ona da başarılar diliyorum. Beşiktaş için en iyisi neyse o olsun. Bir de daha sonra yüzümüze yüz yüze bakabilelim. Bak zaten. Ha, seçimler zor işler. Etrafındaki insanlar da dikkat etsinler konuştuklarına. Çünkü bu camialara bir aya gelmek önemli şeylerdir. Yüz yüze bakacaksınız seçimden sonra. Burası başkanını seçecek. Ondan sonra herkes arkada bırakması lazım. O yüzden adil mücadele olsun. Hile hurda olmasın. Buna yeltenenleri her iki tarafta durdursun. Bu çağda aksi Beşiktaş'a yakışmaz. Beşiktaş çağdaş bir takımdır. Türkiye'yi temsil eder. Dünyada böyle bir skandal olsun istemeyiz. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde iki aday da mücadele eder. Mücadele normal bir şeydir. Yani Doğru. Ediriz. Sporcuyuz. Adaylıklarda da bu normaldir. O yüzden hiç endişem yok yani. O arkadaş da benim için iyi bir arkadaştır. O anda yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. Zor iştir bakın. Bugün bu kulüplere aday olmak çok zor iştir. Yürek ister. O yüzden ikimiz de mücadelemizi vereceğiz. Bu bir taktik meselesi. Tabii, Mücadele, proje. Bunlar normal şeyler yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ay İlk canlı yayına çıktık diyor. herhalde bu hafta başkanlığı başka kazandıktan çıkıyor. sonra size ulaşmak çok zor olacak buna eminim. Yok ben <laughs> öyle pek bir... televizyonu sevmiyorsunuz çünkü. Yani ben öyle ben... bir... ya, Ay, ya Bey... televizyonlara çıkmayı pek sevmiyorsunuz. Ercan Bey belki senelerdir çok fazla çıktık. Onun etkisi de olabilir. Olabilir. Yani şimdi ama böyle bir kurumun başına gelirseniz kaçamazsınız. Bekliyoruz ama tekrar başkan yani başkan siz, siz, size tekrar başkanlıktan sonra. Sizin e, sesleriniz Beşiktaşların... Kulağındadır her zaman, yıllardır. Teşekkür ederiz. Çok büyük emek verdiniz. Çok sever bizim camiamız sizi. Teşekkür ederim. Ee, ben, ayrıca siz çok bağımsız bir gazetecilik yapıyorsunuz. Tamam. Çok saygım vardır. Yani Bugün beni buraya çıkartmanız camiam için önemlidir. Çok rahat konuştuk. Siz çok çalıştığınızı gördüm. Çok hoşuma gitti. Sağ olun. Ee, bundan sonra da zaten diğer televizyonlar da yavaş yavaş belki kapılarını açmaya <laughs> başlarlar. Görürüz onları da. İzleyicilerimiz yani. haksızlık olduğunu düşünmesin. Biz aslında her iki adayı canlı yayına, Amerikan seçimlerindeki gibi canlı yayına çıkaralım istedik ama Serdal Bey kabul etmedi. Ya canlı ben yayına. isterseniz çağırın beraber canlı yayına çıkarız ya. Ben <laughs> ee, ona da varım. Yine çağırda evet. bulunalım kendisine. Arzu evet. ediyorlar. Yani ben şey varsa... çıkarız. Benim için fark etmez. Bakın biz Ya kulüpçülük bu ya. Dünyanın sonu değil yani. Tabii İkimiz ki. de kulübe hizmet vermek için ortadayız evet. ya. Burada bu işleri bu kadar zorlaştırmanın manası yok. Ama etrafta oluşan kitleler tabii çok ayrıştırıcı hareketler yapmaya Kesinlikle. çalışıyorlar. Sözler yama, zaman zaman yanlış yere gidiyor. Bir de iki aday kendi tek başına yarışsa sorun değil. Başkaları sürekli müdahale ediyor. Yani dizayn etmeye çalışıyorlar. Ben Dizin, bunu kabul etmiyorum. Dizayna karşıyım. Hayır. İcazet ve dizayn olmayacak. Hakikaten müdahale ediyorlar haberiniz olsun. Çok müdahale ediyorlar toplanıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. O insin bu gelsin diyorlar. Yapmayın, yapmasınlar. O adayı da rahat bıraksınlar bu arada. Ya başkan sürekli mesela şimdiki başkan benle ilgili sürekli internetten, internet sitesinden açıklamalar yapıyor. Ya bırak aday yarışıyor. Ya o da şimdiki yönetimi hiçbir şekilde eleştiremiyor öyle olunca. Şimdi bunları benim konuşmamla şaşırıyorsunuz belki ama maalesef öyle yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sağ olun. Sayın Hasan Arat'la canlı yayınımızı tamamladık ve şimdi de Serdar Adalı'nın açıklamaları ve röportajımız var. Biz de iyi geceler dileyelim.